Şimdi sizlere en sevdiğim oyunun trajikomik hikayesini anlatacağım. Öncelikle başlıkta gördüğünüz sorunun cevabı Max Payne. Evet, daha önce hakkında bazı gizemli videolar yapmış olduğum oyun olan Max Payne 2 hatta. Max Payne 2'nin benim için oldukça komik bir serüveni var aslında. Aslında bir zamanlar en sevdiğim oyun değil, en nefret ettiğim oyundu. Zaten komik olan kısım burada başlıyor çünkü en nefret ettiğim oyunun nasıl en sevdiğim oyuna dönüştüğünü sizlere anlatacağım. Baştan uyarım yapayım, bayağı bir spoiler var. Bu oyunu oynamak isteyenleri şimdiden duyuruyorum, videoda bayağı bir spoiler var. Uyarımızı da yaptıktan sonra artık videomuza geçiyorum. Tozlu Sayfalar kanalına hoş geldiniz. Yıl 2009, ben daha 8 yaşındayım. İkinci sınıfın yazındayız, 3'e gireceğim ve bana bir bilgisayar alınıyor. Bilgisayar o kadar ahım şahım bir şeydi fakat dönemin şartlarına göre yine fena değildi, iyiydi. 2 GB RAM vardı, Intel Graphic HD ekran kartı vardı. Şimdi bunu neresi iyi diye soranlar olacak. Ya o zaman iyi geliyordu abi. Bir kere o zaman her bilgisayar her oyunu açar diye düşünüyorduk ki o zamanın oyunlarına göre zaten öyleydi. Bayağı bir süre bilgisayarda oyun yüklemedim. Bilgisayarın kendinde olan oyunları oynuyorum böyle. Air Strike 2 falan oynuyorum. Zuma, hala ismini hatırlayamadığım tavuk vurma oyunu falan. Bayağı bir böyle bir yıl kullandım ben o bilgisayarı bu oyunları oynayarak. Başka oyun yüklememiştim fakat oyun yüklemek istiyordum abi. Peki Max Payne 2 ilk yüklediğim oyun muydu? Hayır, ilk yüklediğim oyun hikayesi de bambaşka. Onu da başka bir videoda 7000 olursak eğer onda da 10 hikayeyi anlatırım. O da bayağı komik bir hikaye aslında. Neyse konuyu dağıtmamaya çalışıyorum ve devam ediyorum. Max Payne 2'nin nasıl en sevdiğim oyun haline gelme sürecini sizlere en baştan anlatıyorum. Bilgisayarda artık oyun yok. Bütün oyunları 100 kere oynamışım. Yani oynanılan oyunlar da ahım şahım oyunlar değil. Bilgisayarın kendisine olan oyunlar zaten. Bu durum böyle gitmiyordu. Babama dedim ki hani bir oyun yükleyelim artık bilgisayara dedim ve ilk oyunumu istedim. İlk gelen oyunum da bir hayal kırıklığı olduğu benim için. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Neyse babamın çok böyle bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olan bir arkadaşı vardı. Onu çağırdık eve benim bilgisayarıma oyun yüklemesi için. Bayağı bir oyun yükledik birlikte. İşte SmackDown'ından Age of Empires'a, Call of Duty serisiyle de o zaman karşılaşmıştım. Call of Duty serileri, bazı strateji oyunları, Age of Empires'a benzeyen yine birkaç tane daha strateji oyunu vardı. GTA falan derken bir de Max Payne 2 görmüştüm orada. Yani elbette genel çevremizde GTA'ları duyuyoruz, PES'leri duyuyoruz, FIFA'ları duyuyoruz, işte Call of Duty'leri duyuyoruz ama Max Payne 2'yi daha önce hiç duymamıştık. Oha, kimsede olmayan bir oyun. Tabii o zamanlar gerizekalı olduğum için ben öyle düşünüyordum. Neyse yükledik abi bilgisayarı, Max Payne 2'yi de yükledik. O kadar çok oyun yüklemiştik ki Max Payne 2'ye sıra gelmiyordu. Neyse daha sonra baktım diğer oyunlardan sıkıldım, böyle bayağı bir zaman geçti ama aradan. Max Payne 2'ye gireyim artık dedim. Max Payne 2'ye girdim. Bu oynadığım diğer oyunlardan bambaşka bir oyundu. Yani daha girer girmez bambaşka bir atmosferi vardı. Karanlıktı bir kere. Oyuna girdim ve bir intro geldi gözümün önüne. Normal introları falan geçerim yani. O yaştaki bir çocuk için tek amaç adam vurmak, adam biçmek, adam kesmek, eğlenmek yani. Ama geçemedim abi. O derece bir etkilendim başta. Çünkü çok gizemli gelmişti bana. Ve kimseden duymadığım bu oyunu bütün detaylarıyla incelemek istiyordum. Oyun başladı, bir hastanedeydik. Bizim adamın kafası, ağzı falan yamuluyor, böyle başı falan dönüyor. Garip garip sesler duyuyordu. Sesler mesler geçince şöyle bir etrafı inceledim. Belli, bariz bir şekilde hastanedeydik. Bir silahımız yoktu, bir şey yapamıyorduk. Tek yaptığımız şey yürümek ve zıplamaktı. İşte etrafı inceliyordum falan. Fena da durmuyordu ha. Etrafı incelerken yerde yatan bir adam gördüm. Aha, bir şeyler olmuş burada falan dedim böyle içimden kendimce. Adamın yanına gittim. Yani ölmüştü adam. Zaten araya intro girdi ve adamın sağlık durumunu kontrol ettik. Derken içeriden biri geldi böyle kar maskeli bir şekilde. Ve bir anda bize silah çekti. Biz de yerde bulduğumuz adamın silahını aldık. İşte şimdi macera başlıyor diyerek başladım adamı sıkmaya. Tabii o dönemlerde hikayeden bir haber olan biri olarak bu kar maskeli kişiler genelde filmlerde gördüğümüz hırsızlara benziyorlardı. O zaman ben bu adama hırsız diyordum yani, kafamda öyle bir şey olmuştu. Yani o adam benim için hırsızdı abi. Hırsızı havalı bir şekilde öldürdükten sonra içine böyle bir şey oldu. Hani yavaş çekimde öldü, normal oyunlarda böyle değil yani.
Oha lan bayağı havalı falan demeye başladım ben. Temkinli bir şekilde ilerliyorum ileri doğru. Bizim adamın tabii yine kafa gidip geliyor. Bir şeyler duyuyor, bir şeyler görüyor. Etrafta dolanıyorum böyle, geziyorum, hani gideceğim yeri bulmaya çalışıyorum. Çünkü gideceğim yeri gösteren herhangi bir şey yok. Call of Duty'de bir hani harita, yukarıda gördüğünüz pusulada gideceğimiz yeri nispeten görebiliyorduk. GTA'da gideceğimiz yerler haritada belli bir noktalarda belliydi. Ama burada hiçbir şey yoktu abi. Gideceğimiz hiçbir şey belli değildi. Derken yanımda bir asansör açıldı böyle. Asansörün içine girdim, bir şey olmadı. Hani bir intro falan girmesini bekledim yine. Yine bir şey olmadı. Zıpladım, etrafta koşturdum, başka kapıları denedim. Yok abi, yok, geçilmiyordu burası. Yani buradan öteye gidemiyordum. Bir şekilde yani bir yol yoktu yani. Ne yapmam gerekiyordu bilmiyordum. Tabii o zamanlar bizim evde internet de yok. Ve bu oyunu bir tek ben oynadığımdan kimse de bilmiyordu nereye gideceğimi. Yani babamın arkadaşına sormak da o dönemde niyeyse aklıma gelmedi. Adam böyle bir şeyden dolayı rahatsız etmek de istemedim açıkçası. Size şöyle söyleyeyim. Ben birkaç ay aynı bölümü sürekli oynayıp durdum. Hani en baştan başlattım, tekrar oynadım. Zaten kısa bir bölüm oynamıştım. En baştan başladım, tekrar oynadım. Yok abi, gidecek yer yine yoktu. Acaba oyunda bir hata mı oldu? Yeniden mi oynasam falan? Yani yok, gidemiyordum abi. İleri gidemiyordum. Oyundan nefret etmiştim. Gideceğim yer belli değildi ve şu ana kadar sadece bir tane adam vurmuştum. O kadar büyük umutlarla girmiştim ki nefret etmiştim bu oyundan. Fakat yine de arada bir belki yine bulurum diye giriyordum böyle. Etrafta dolaşıyordum. Bu aynalar ne kadar güzel falan diyordum. Bir gün kola makinesinin önünde dururken bir yanlışlıkla bir şeye bastım ve makine bana kola verdi. Oha, ben neye bastım falan derken bütün tuşları deniyorum tabii. O sırada kendime can basmayı da öğrendim. E tuşuna basınca bana kola veriyordu ve E tuşuyla başka şeylerle de etkileşime girebiliyordu. Kapılarla, düğmelerle, dolaplarla. O zaman benim kafada bir ampul yandı abi. Aa, demek ki asansörde E tuşunu kullanacağız düğmelere basarken. Bu arada bazı arkadaşlar eminim şöyle diyordu. Hiç kontrollere bakmayı düşünmedim. Hani kontrollerde gözükürdü falan diye. Yani arkadaşlar, o yaştaki bir çocuk için zaten oyun İngilizce. Yani hiçbir ayar bilmeyen bir çocuk. Sadece oyuna girip oynayan biri. E bir de Türk milletiyiz. Kullanma kılavuzunu yani kullanmıyoruz. Kullanma kılavuzu Ama keşke baksaydım ya. Hemen asansöre koştum ve E tuşuna basmamla birlikte araya bir intro girdi. İşte macera buradan sonra başladı. O zamana kadar hastanede kimseyle karşılaşmamanın verdiği yalnızlık hissi bir anda bitmişti, çünkü intro'nun girmesiyle beraber hastanede yalnız olmadığımı anladım. Hikayeyi ve İngilizceyi bilmememden ötürü hiçbir şey anlamıyordum. Birileri vardı, birileri vuruluyordu. Yine o hırsız dediğim türden bir adam bize ateş ediyordu. Asansör havaya uçuyordu. Daha sonra bir odaya girip bir kadın cesedi buluyorduk. Ne oluyor falan derken bir sonraki bölüme geçtik tabii. Biz neyiz, biz kimiz, neredeyiz, ne yapıyoruz hiçbir şey bilmiyorum. Sadece adımızı biliyorum. O da Max Payne. İkinci bölüme geçmemle beraber bir araba belirdi. Bu arabadan gelen kişi Max Payne'di. Arabadan indik ve etrafa baktığımızda ateş sesleri, silah patlamaları duyduk. Ve o an adamımızın telsize konuşmasından anladığım kadarıyla, o dönemde İngilizce bilmiyorum ama, biz bir polistik. Konuşmadan tahmin ettiğim kadarıyla burada bir çatışma var ve içeriden kadın sesleri falan geliyor. Belli ki bir çatışma oluyordu ve biz de buraya gönderilmiştik. Intro geçti, elimizde silahla beraber koşturmaya başladım ve içimde o an bir duygu belirdi abi. Bir heyecan duygusu. Bu heyecan duygusunu çoğu kişi zaten biliyor. O dönem zaten meşhur olan bir diziydi. Hala da meşhur ve hala devam ediyor. Kendimi arka sokaklarda gibi hissettim. Ben bir polistim ve o suçluları tutuklamak için hazırdım. Kafamda arka planda çalan müziğiyle beraber içeri girdim. Burası bir depoydu, ilerleme devam ettim ve biri bir kadına işkence gibi bir şey yapıyordu, böyle şiddet sesleri falan geliyordu. O kadını kurtarmalıyım dedim ve hemen içeri daldım, fakat hayatımda yedirmiş olduğum belki de ilk fake'i yedim. Tam gaza gelmiş, adamları vurmaya hazırken televizyon olduğunu gördüm ve televizyona sinirle sıktığımı hatırlıyorum. Yani onca heyecan, onca şey, tam adamı vuracağım demiştim. Televizyon çıkması bana bayağı bir koymuştu. Aslında anlamam gerekiyordu seslerin boğukluğundan, şeyinden, ama işte geri zekalı olduğum için anlayamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yine gidecek yer arıyorum. İleri gidiyorum, geri gidiyorum. Daha sonra bir kapının önüne geldim. Kapının önüne gelmemle yine bir intro girdi. İçeri bir adam girdi böyle. Temizlikçiye benziyor. Max Payne hemen "Immac PD" falan filan dedi böyle. Adam böyle tutuklamaya falan çalıştı. O an kendimi böyle Mesut Komiser gibi hissettim. Oyun gittikçe benim için güzelleşiyordu.
Adam işte önümüzde yürüyor, belli ki bizi bir yere götürüyor. Ulan dedim, bu adamı sıksam ne olur acaba? İçim yiyor ama böyle, sıkacağım yani. En kötü ne olabilir ki dedim ve adama sıktım. Adam öldü. Şimdi ne olacak derken arkada gergin bir müzik çaldı, bir kapı açıldı, içeri adamın arkadaşı girdi elinde silahla, bizi sıkmaya çalıştı. Onu da öldürdüm. Ha dedim, bunlar kötü adam, demek ki biz bunları öldüreceğiz. İlerliyorum, kapının düğmesine basıyorum tabii, etrafı da inceliyorum. Kapı açılıyor, işte dolapları falan kontrol ediyorum çünkü E tuşunu öğrenmiş biri olarak her şeyi elliyorum abi. İki tane konuşan adamı da öldürdükten sonra ben iyice gaza geldim tabii. Önüme ne çıksa öldürmeye hazırdım. Merdivenlerden yukarı çıktım. Konuşan bir adamı daha öldürdüm orada. Yukarı çıkarken bir şey keşfettim. Hani silah kullanıyoruz ya. Normalde sol tıka basınca atış atıyor. Sağ tıkla da zamanın yavaşladığını gördüm. Oha çok iyi dedim. Yani eğer zamanı yavaşlatırsam bu adamları vurmam daha kolay olur diye düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. Zamanı yavaşlatmak bayağı bir işe yaradı. Sonunda bir odaya geldim. Bu odada etrafı inceliyorum yine. Dolapları kurcalıyorum. Yani elleyebileceğim her şeyi elliyorum. Neyse işte bir kadını sorguya çekiyorlardı. Daha sonra kadını öldürdüler. Ben kadını kurtaracağım zannediyordum. Yetişemedim. İşte o iki adamı da öldürdüm. Tabii sağ tıkla basarak denedim bu sefer. Hani zamanı yavaşlatarak öldürdüm. Oha çok gayet kolay oluyordu zamanı yavaşlatarak. İşte silahları falan topladım. O silahlarla işte başka adamlar geldi. Onları da sağ tık yaparak zamanı yavaşlatarak öldürmeye çalıştım. Öldüler. Gayet kolay ve güzel ilerliyordu şu an. İçimde böyle heyecan devam ediyordu arttırarak. Ne olacak acaba, ne olacak acaba falan diye ilerliyorum. Koşuyorum. Adam arıyorum böyle. Adam öldüreceğim. Bir intro girdi yine araya. Bu 3 tane temizlikçi kaçmaya çalışıyor. Hani belli ki yani korkuyu salmışım abi. Oha o kadar iyi oynuyorum ki adamlar benden korkup kaçmaya başladı falan diyorum. Böyle. Kendimi böyle gaza getiriyorum. Kapı açıldı. Bir tane el görüldü. İşte adamlara sıktı böyle. İşte Mona isimli bir kişi geldi. Max dedi falan, işte ben de Mona falan dedim. Çok saçma bir anlatışa gidiyor ama neyse. İşte niye anlamadığım bir şekilde bu kadın kaçtı gitti asansörle. Ben asansör tıklıyorum, asansör gelmiyor falan. Orada bir ibre varmış, onun düşmesini bekliyorum. O ibre düştükten sonra asansör açıldı, içeri girdim işte. Aşağı indim derken kadın yok, onun yerine yine kötü adamlar var. Kötü adamlarla savaşıyorum. Kötü adamları böyle tek tek indiriyorum. Yani tam bir savaş makinesiyim. Sağ tıkla yavaşlatarak öldürüyorum. O da ayrı bir zevk, böyle ağır çekimde öldürmek falan. Derken benim adam böyle garip bir hareket yaptı. Şarjörü böyle değişik bir şekilde değiştirdi. Oha lan ne yaptım ben? Çok havalıydı. Nasıl bir daha yapacağım falan derken başka hamleler öğrendim. İşte onları deniyorum. İşte shift'le sola atlıyorum ağır çekimde. İşte sağ tıkla şarjörünü değiştirirken adamın böyle bir dönüyor, bir hareket yapıyor. O hareketler falan bir hoşuma gitti. Bayağı havalı geliyordu. Yani günümüzde hala havalı da yani o dönemki bir çocuk için çok havalı, böyle hayranlık uyandıran bir şeydi o. Böyle oyun bitiyor yani. İkinci bölümünü bitirmiş oldum. Zamanla bütün oyunu bitirdim. Oyunu o kadar sevmiştim ki oyunu defalarca bitirdim. Hala çok sevdiğim bir oyun, hala oynuyorum. İnternet geldi ve internet geldikten sonra oyun benim için daha da heyecanlı bir hale geldi. Çünkü modlarını indirebiliyorduk ve modları yüklemek o kadar basitti ki. Minecraft'ta mod yüklemek daha zor yani. O kadar basit bir mod yükleme arayüzü vardı ki çok hoşuma gitmişti. Ve Max Payne 2 için yapılan her mod kaliteliydi. Her modun kendine özel bir güzelliği vardı. Bu oyun bu kadar güzelse eminim üçüncüsü de güzeldir demiştim üçüncüsü çıktıktan sonra. İlk oyunu oynamıştım fakat ilk oyun şimdi oynanmayacak kadar eski olduğunu düşünüyorum. Fakat ikinci oyun, yani bahsettiğim bu oyun hala oynanabilir derecede güzel. Max Payne 2'nin devamında çok daha dramatik ve beni üzen bazı olaylar da yaşadım. Beni gaza getiren, daha böyle heyecanın doğruna ulaştığım komik olaylar da yaşadım. Onları da başka bir zaman anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. 6000 aboneye özel böyle bir video yapmak istedim sizlere. Sıradan teşekkür videolarına benzesin istemedim. Sizlerin de eğlenebileceği güzel bir video olsun istedim. 6000 aboneye şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün 10.000'de yüz yüze görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.